Bilim dünyasının durdurak bilmeden üzerinde çalıştığı COVID-19 aşıları, virüsün bulaşmasının önlenmesinde belirli oranda etki gösteriyor. Aşılar aynı zamanda hastalığa yakalanılan durumlarda da ağır klinik tabloların ortaya çıkmasının, hastaneye yatışın, hatta ölümcül bir durumla karşı karşıya kalmanın engellenmesinde de çok önemli rol üstleniyor. Ancak günümüzde Covid-19 aşılanma oranlarında dünya genelinde hala istenilen düzey olan %80'lere ulaşılamadığı da bir gerçek. Bunun nedeni ise gelişmiş ülkelerde aşı karşıtlığı olurken gelişmemiş ülkelerde ise aşıya erişim sıkıntısı olarak görülmektedir. Aynı zamanda internet ve eş dost arasında yayılan bilgi kirliliği de COVID-19 aşılanma oranının düşük oranlarda seyretmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Oysa bilimsel çalışma sonuçları aşıların ağır hastalık oluşumu ve hastanın sağ kalımında yüksek etkinlikte rol oynadığını gösteriyor. Peki toplumda doğru sanılan hangi hatalı bilgiler aşılanmayı önleyebiliyor? Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Çağrı Büke, COVID-19 aşısı hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Hata: COVID-19 aşılarımı yaptırdım. Virüsten korunmak için önlem almam gerekmiyor. Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine sadece aşılanarak COVID-19'dan korunmak mümkün değil aşı ve korunma yöntemlerini en ufak ödün vermeden uygulamak gerekiyor. Mevcut COVID-19 aşılarının hiçbiri aşılanmış bir kişiye virüsün bulaşmasını tam olarak engellemiyor. Dolayısıyla virüsün bulaşmasının önlenmesinde doğru maskenin doğru şekilde kullanılması, maske ile birlikte kişiler arasında en az 2 metrelik mesafenin bırakılması çok önemli. Ayrıca gerektiği her durumda ve özellikle de elin ağza, burna ve göze teması, öncesinde el temizliğinin mutlaka sağlanması, mümkünse kapalı ortamlarda bulunulmaması, bulunmak durumunda kalındığında ise sürenin mümkün olduğunca azaltılması ve bu süre içerisinde özellikle de etkin maskelerin hiç çıkartılmadan kullanılması şart. Gereğinden fazla sayıda kişinin aynı kapalı ortamda bulunmamaları, ortamın uygun aralıklarla temiz havayla havalandırılmasının sağlanması ve çevrenin temizlenmesi de COVID-19'dan korunmada alınması gereken diğer etkili önlemlerdir. Hata, COVID-19 hastalığını geçirdim. Yeniden aşı olmama ihtiyacım yok. Doğrusu, COVID-19 enfeksiyonunu geçiren hastalarda oluşan antikorlar enfeksiyonun şiddetine de bağlı olmak üzere kişiden kişiye değişebilir. Yapılan çalışmalarda hastalığı geçiren kişilere hastalığı geçirdikten sonra yapılan aşı uygulaması sonucu hem daha güçlü hem de daha uzun süreli koruyucu etkinliğin sağlanabildiği gösterildi. Dolayısıyla COVID-19 hastalığını geçiren hastalar dahi aşı olmaya mutlaka devam etmelidir. Hata hamileyim, COVID-19 aşısı yaptırmak bebeğime ve bana zarar verebilir. Doğrusu, hamilelik COVID-19 açısından risk grubu olarak kabul ediliyor. Bunun nedeni ise hamilelikte COVID-19'un ciddi ve ağır seyretmesi. Acil kullanım onayı alan aşılara yönelik yürütülen çalışmalarda aşının hamilelikte ve hamileliğin hemen her döneminde ek bir zarar oluşturmadığı ve kullanımının güvenli olduğu ortaya kondu. Hata COVID-19 aşısı anne olmayı önleyebilir. Doğrusu, yaygın inanışın aksine üreme çağında olan kadınlarda COVID-19 aşılarının infertiliteye neden olduğuna yönelik hiçbir kanıt mevcut değil. Üstelik hamile kalmada önemli rol oynayan ve aşılarda olduğu iddia edilen sinsitin bir adlı protein hiçbir COVID-19 aşısında yer almıyor. Dolayısıyla bu yapıya karşı antikor oluşmayacağı için COVID-19 aşıları kısırlığa yol açmıyor. Hata, emzirme dönemindeyim COVID-19 aşısı bebeğime zarar verebilir. Doğrusu, Profesör Doktor Çağrı Büke mevcut COVID-19 aşılarının hiçbirinin canlı aşı olmadıklarını vurgulayarak emzirme döneminde aşı uygulandığında anneden bebeğe virüsün dolayısıyla hastalığın bulaşması mümkün değil. Bu nedenle COVID-19 aşısı emzirme sürecinde de annelere güvenle yapılabiliyor. Üstelik aşıyla oluşan antikorlar anne sütüyle bebeğe geçebiliyor ve yeni doğan bebeği belirli bir süre, ortalama 6 ay süreyle COVID-19 hastalığından koruyabiliyor diyor. Hata. COVID-19 için 2 doz aşı yeterli. 3. dozu yaptırmayayım. Doğrusu, Kasım 2021'in ortalarından bu yana tüm dünya yeni bir COVID-19 etkeni, SARS-CoV-2 varyantı ile karşı karşıya. Omikron olarak adlandırılan ve ilk defa Güney Afrika'da saptanan bu varyant, bundan önceki delta varyantından çok daha fazla sayıda mutasyona sahip. Bu mutasyonlar nedeniyle virüs çok daha fazla bulaştırıcı özellik kazanıyor. Aynı zamanda hastalığın geçirilme oranını daha fazla yükseltiyor ya da etkin özellikteki aşıların iki dozu sonrasında oluşan antikorun etkisinden korunabiliyor. Bu iki durum hastalığın kısa sürede hızla yayılarak bugün için 90'dan fazla ülkede görülmesine ve görüldüğü ülkelerde 2-3 gün içerisinde vaka sayısının yaklaşık 2 katına ulaşmasına neden oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar yüksek etkinlikteki aşılarla tam doz aşılanan kişilerde ortaya çıkan nötralizan antikorların omikron varyantına karşı koruyuculuğunun diğer varyantlara göre hem daha düşük hem de daha çok kısa zaman içerisinde koruyuculuğunun hızla azaldığını gösteriyor. Bu nedenle ikinci dozdan 3 ay sonra üçüncü doz aşı öneriliyor. Yine çalışmalar 3. doz aşı sonrası nötralizan antikor düzeylerinde 25 kat artış olduğunu ve koruyuculuğunun %70'lere ulaşabildiğini gösteriyor. Hata, COVID-19 aşılarının ciddi yan etkileri var. Doğrusu, aşılanma oranının istenilen düzeyde olmamasının önemli bir nedeni de aşıların yan etkilerine yönelik yayılan hatalı bilgiler. Ülkemizde kullanılan COVID-19 aşıları yönünden irdeleyecek olursak, Sinovac firmasının koronavirüs aşısında sadece enjeksiyon yerinde ağrı ve kızarıklık gibi hafif yan etkiler gelişirken, anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonların son derece nadir olarak görüldüğü belirtiliyor. Pfizer Biontech firmasının aşısında genellikle halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı Titreme, ateş, bulantı, kusma, uykusuzluk ile enjeksiyon yerinde ağrı, kaşıntı ve kızarıklık görülüyor. Ürtiker, anjiödem, boyundaki lenflerin şişmesi, yüz felci gibi yan etkilere ise çok nadir rastlanıyor. Bu sorunlar da en fazla bir hafta içerisinde tamamen geçiyor. Komarnet aşısıyla geliştiği iddia edilen miyokardit yani kalp kası iltihabı, perikardit yani kalp zarı iltihabı ise, milyonda 27 kişi de görülmüş, sadece çok genç erkeklerde ve ikinci doz aşıdan sonra ortaya çıkmış. Profesör Doktor Çağrı Büke bu hastaların da tedaviyle tamamen iyileştiklerini belirterek aşının çok nadir görülen yan etkisi insanları endişelendirirken öte yandan COVID-19 geçiren hastalarda ise yüz felci ile miyokardit ve perikardit gelişimi çok daha yüksek oranda görülüyor diyor. COVID-19 hastalığı geçirenlerde kan pıhtılaşması riski yüksek oranda seyrederken aşılarda ise bu risk çok düşük oluyor. Daha çok Johnson Johnson ve AstraZeneca aşılarında bildirilen bu yan etkilerinde de milyonda bir gibi oldukça ender görüldüğü bildiriliyor. Hata, COVID-19 aşıları genlerimize zarar veriyor. Doğrusu, Profesör Doktor Çağrı Büke, Pfizer Biontech aşısında bulunan mRNA materyallerinin genlerimizi oluşturan DNA materyalinden farklı olduğuna ve genlerimize yerleşemediğine işaret ederek yaygın inanışın aksine mRNA, insan DNA'sını içeren 46 kromozomun bulunduğu hücre çekirdeğinin içerisine giremez ve yerleşemez. Çünkü aşıyla vücuda giren mRNA'nın tanımlanma işlemi yapılır yapılmaz yani dakikalarla tanımlanabilecek sürede vücut tarafından ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla aşıların genlere zarar vermesi mümkün değil diyor.